Bebekler doğduğunda sadece ışık görürler. Görebilmeleri için, görmenin gelişmesi için muhakkak sağlıklı bir görsel uyarı almaları gerekir. Ve çok kısa bir süre içinde bu görme 3 ay da çok önemli bir seviyeye gelir. 6 ayda da hemen hemen tamamen normal bir görmeye ulaşır. Ancak eğer görme ortamında bir engel varsa, örneğin bebeğin bir gözünde yüksek numaralı bir göz bozukluğu varsa, bir gözün tamamen normal olduğunu düşünelim. Diğer gözünde çok yüksek hipermetropisi olduğunu düşünelim. O göz sürekli olarak bulanık bir imaj göreceği için o gözün görmesi gelişmez. İşte biz buna göz tembelliği diyoruz. Bunun nedeni sadece tek taraflı göz bozuklukları değil. Örneğin doğumsal katarakta olabilir bir bebeğin. Doğumsal katarakta olan bebekte kataraktın olduğu tarafta, eğer tek taraflı bir kataraksa, o tarafta hiçbir zaman sağlıklı bir görsel uyarı alamayacağı için görme asla normal düzeyde gelişemez ve o zaman göz tembelliği olur. Onun için biz doğumsal kataraklarda mümkün olduğu kadar erken yaşlarda tedavi öneriyoruz ki hemen katarakta alalım, daha sonra gerekli düzeltmeleri yapalım ve o gözde diğer göz gibi görmeye başlasın. Çünkü diğer göz normal olduğu için aynen hani bir elinizi bir ayağınızı kullanıp öbür ayağınızı hiç kullanmazsanız diğer ayağınızın kasları nasıl gelişmezse ya da zayıf kalırsa, gözde de bir göz kullanılıp diğer göz geri planda kalırsa o gözün görmesi gelişmez. Diğer göz çok iyi olur, tamamen normal bir görmeye ulaşır ama geri planda kalan göz tembelleşir. Onun için bu tabir, bizim Türkçemizdeki tabir yabancı terimlerden çok daha güzel anlatıyor aslında. Göz tembelliği hakikaten o göz çalışmayan, az çalışan, az gören bir göz haline gelir. Ve göz tembelliğin tedavisi de ne kadar küçük yaşta tedavi edilirse o kadar hızlı ve etkili olur. Yaş ne kadar büyüdüyse o kadar etkisiz olur. Örneğin ilk 3 ay içinde yaptığımız tedaviler çok hızlı sonuç verir. 6 aydan sonra yaptığımız tedaviler daha yavaş sonuç verir. Hele ki 3 yaşını doldurduktan sonra yaptığımız tedaviler çok daha uzun süren, daha sabır gerektiren ve de her zaman çok iyi noktalara ulaşamadığımız tedavilerdir. Ama zamanda teşhis edildiği ve zamanda başlandığı takdirde göz tembelliği bugün artık çok güzel tedavi edebildiğimiz bir problemdir.